Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mülahazalarım. Bilmem kaç tane oldu bilmiyorum değil mi? Bayağı var mülahaza. Yani içsel düşüncenin dışa vurulması gerektiği kadar dışarıda ifadelenişi. Peki, hazır mıyız? Hazırız. Başlık şu. Sen sen ol, sen sen misin? Dün akşam yazdığım şeydir. Bir de okuyayım. Sen sen ol, sen sen misin? Başlığı altında. Sabah kalkıyorsun, zor kazandığın parayı nasıl harcayacağını, akşam televizyon seyrederken sızıp kalan zavallı insanlarız biz. Bir de okuyayım. Sabah kalkıyoruz, zor kazandığımız parayı nasıl harcayacağımızı akşam televizyon bize söylerken önünde sızıp kaldığımız insanız biz. Tabii ki bu mülahazalardan hissesi olmaz. Böyle başlıyorum. Bunlardan anlamaz. Televizyon bizi içine çekip şekillendirdiği, yani bizi içine çekip şekillendiğimiz sonsuzluk alemi sanki bizi içine alıp şekillendiren bir sistem. Bizi onu değil, biz onu değil, o bizi içine alıp şekillendiriyor. Yani bir şekillendirme şansımız hiç yok. Birileri şekilleniyor, ya seyrettirilen ya seyreden. Yani biz televizyonu şekillendiremediğimiz kesin. O zaman kesin şekilleniyoruz. İşte bu tür derslerden hoşlanmayan modeller şu anda okuyacağım manadan uzak olmasının sebebi bu uydu. Yani niçin bunlardan biz mahrumuz denilebilecek diye önceden bunu söyledim. Çünkü biz şekillenmişiz. Şimdi beraber buradan kurduğumuz bir dünya, burada kurduğumuz bir dünya var. Gerçekten burası bize layık bir dünya değil. Birbirimizde imtihan olmak, birbirimizin enfusi yapılarının dışa çıkmaları için birbirimize toprak, su, hava veya güneş olunan bir dünya burası. Bir de okuyayım. Şimdi beraber burada bulunduğumuz bir dünya, gerçekten burası bize layık bir dünya değil. Birbirimizle imtihan olmak, birbirimizin enfusi yapılarının dışa çıkmaları için birbirimize toprak, su, hava veya güneş olunan bir dünya burası. Tek başına kal, insan olma ihtimali olan, insan adayı olan bir hayvan olurduk. Bu dünya sanki hep sahip olma dünyamızı oluşturuyor. Bir de okuyayım. Bu dünya sanki hep sahip olma dünyamızı oluşturuyor. Hep istemek, hep almak. Oysa vermeyi bilmiyoruz. Vermenin almaktan daha kaliteli, insanı daha çok inşa ettiğini Allah Resulü söylüyor. Hastalarınızı, hastalıklarınızı isteyerek tedavi edin demiyor. Sadakalarla, zekatlarla, yani sadakalarla tedavi ediniz. Vermek,
ruhsal tedavi olduğunu bize televizyon unutturmuş. Yani bazen derim böyle, işsizlere söylüyorum, çalışmak, çalışmak için değildir. Çalışmak tedavi bir işidir. Çalışmak aynı zamanda tedavidir. İşsizlik en büyük iştir. Hastalığın zeminidir. Meşakkat, en büyük meşakkat. Evet. Mesela en büyük ders, en büyük dert, dertsizliktir. Dert insanı olgunlaştırır. İnsanı yapılandırır, insanı kıvama getirir. Soba gibi. Ekmek nasıl pişerdi? Adeta soba, iyi dinleyin, soba, odunun içerisini, ekmeğin içerisine taşıyan bir berzah gibidir. Odunun içerisine siz penseyle, tornavidayla, torna tezgahıyla alamazsınız dumanı ve nuru. Bu taraf alamazsınız. Odunun içerisini kirbitle alırsınız. İşte odunun içerisindeki ısıyı, ışığı ekmeği pişirmeye vesile olan, yani ekmeğin içine taşıyan veya kaynayan suyun içerisine odunun içerisindeki ısıyı taşıyan bir berzahtır. Alev. Anlıyor musun? Soba yani. Dolayısıyla işler de böyledir. Bir de okumak istiyorum burayı. Bu dünya sanki hep sahip olma dünyamızı oluşturuyor. Hep sahip olsa, telefonum olsa, arabanım olsa, arabam olsa, o arsa benim olsa, hep böyle sahip olma dünyası. Sahip olduğumuzu, bunlar ne yapıyor? Sahip olduğumuzu unutturup, sahip olmamızlara odaklandırıyor bizi bu dünya. Yani sahip olduğumuzu bize unutturuyor, sahip olmamızlara odaklıyor. Olmamız var ya, olma, onlar benim olacak. O da benim olsun, bu da benim olsun, bu da benim olsun. Olmamız, olmak, sahiplenmek, bu bizi, var olan nimeti unutturuyor. Farkındalığımız ortadan kaldırıyor. Farkındalık ortadan kalktı mı, minnettarlık ortadan kalkıyor. Minnettarlık ortadan kalktı mı, şükür yok. Şükür olmayınca içsel ısı, ışık, ya var ya odunu, hani ekmeği kıvama getiriyor. O hamur ısısız ne olursa biz de öyle oluyoruz. Hep böyle olmamız, olmak elimde olsun, olması lazım, olmaklara odaklanmışız, olanları unutmuşuz. Biz olmaktan korkuyoruz bu sefer. Biz olmaktan korkuyoruz. Televizyon, başka şahsiyetleri, insanların öne çıkan makyajlı dünya, et teşhir edilen bir dünya, boyahane olan bir dünya, sanal kurulan bir tiyatro, gerçek gösteriliyor filmler, tiyatrolar. Orada oynayanların sanki gerçek kimliği oymuş. Onlar sanki oymuş. Oynanan dizi sanki gerçekmiş. Sanki bu dünyada olacakmış, olma ihtimali varmış. Öyle şey. Onlara odaklayıp içsel çöküntüye yaşamamıza, içsel sıkıntıya boğuran ve paniklememize sebep olan bir dipsiz kuyudur. Bizi anafor gibi yani evirip çeviriyor, deviriyor, ondan sonra çekiyor. Eviriyor, çeviriyor, deviriyor. Eviriyor, çeviriyor, deviriyor.
muhatap olanın kurtulma şansı hiç yoktur. Kurtulma şansı hiç yoktur. Kurtulma şansı hiç yoktur. Evirip çevirip devirmesinden kurtulmak, kurtulan yoktur. Muhatap olanı. Biz olmaktan korkuyoruz. Başkası olmayı gösteriliyor. Biz olmaktan utanıyoruz. Ben olmaktan korkuyorum. İlle başkası olmak istiyorum. Sanki başkası giydiriliyor bana şahsiyetleri. Hisleri bana o giydiriliyor. Mesela bir film sergilenir, bir film dizi yapılır. Orada bir zulüm işlenir. Zulüme karşı direnen bir tane tek bir kişi vardır. Birkaç tane yardımcısı olabilir. Ama bütün dünya onun aleyhindedir. İnsanın böylelikle acıma, kahramanlık, şefkat etmek, yardım etmek vesaire ulvi duygularını aktif ediyorlar. Yani o adamı takip ediyoruz hep, muvaffak olsun. Oysa film ara verdikleri zaman çayı beraber içiyorlar. O birbirleriyle çelişen, çatışan kişi aynı otelde kalıyorlar, film orada çekim yapıyorlar. Hep senaryo. Fakat aptal akıl, hayal ile gelen resmi ve gözle çekilen resmi ikisini ayırt edemeyecek kadar aptaldır. Aklı esas alıyor. Yani bu gözüm, bu getirdi bu resmi. Gözümü kapatıyorum. Hayal ile gelen şu çiçek resmi akıl için aynıdır. Ondandır ki hayal ile gerçeği ayırt edemez akıl. Ondandır ki banyoda gusül yapma icabı oluyor. Çünkü hakiki zannediyor. Ondandır ki rüyada korkuları aynen yaşanıyor. Ondandır ki hiç kimse yukarıdan düşerken rüyasında yere çakılırken uyanır. Tam çakılırsa hayır böyle bir rüya yok. Eğer tam çakılmışsa beyin kendisini kilitler ve ölür. Hakiki ölür. Gerçek ölür. Çünkü rüyadaki hadiseyi akıl gerçek zannettiği için tam çakılacağı zaman akıl kendisini kilitler. Kilitleyince akıl ölümü ölür. Ölür o. Ondandır ki tam kayalıktan düşeceğin zaman uyanırsın. Tam yere çakılacağın zaman kalkarsın. Şayet bazıları var böyle rüyalar. Köpek ısırıyor seni. Eğer hakikaten ısırmışsa uyandığı zaman aynı onun acısı vardır. Bazı ileri safhada hissiyatı gelişmiş olanlarda köpek izi olduğunu bilen, bildiğim kişi vardır. Bağırarak kalkmıştır yanında hanım. Eli hakikaten köpek ısırmış ve kan akıyor yatakta. Aynı köpek izleri var. Rüyada gördüğü gerçek. Bu his seviyesine çıkmış. Bu ne demektir? Hayalimiz, tasavvurlarımız neyi düşünüyor, tasarlıyorsa biz oyuz. Biz oyuz. Akıl ona öyle inanır. Akıl onu sentezleyecek, tahlil edecek, ayırt edecek özelliği yok. Akıl bir alettir. Bediüzzaman Hazretleri Üstadımız 27. sayfada sözlerde bir cihaz-ı insanidir diyor akıla. Bir alet insanidir diyor. Ama kör olası felsefe akla us demiş. Us yani öz varlık. Şimdi filmde ben çıkmıştım. Dolayısıyla seyrettiğiniz filmin etkisinin dışında kalmanız imkanı yoktur. Çünkü hayal ile geleni, göz ile geleni akıl ayırt etmediği için gelen malzemelere göre kendisini öyle hissedecektir. O bir tane aktör vardır kahraman. O zalime, zulme karşı direnir. Her bütün benliğimizde o oluruz.
ve film boyu onu yaşarız. Sonra bu tamam. Bu arada bu kadar milyarlarca çekilen film, harcanan paraları sana bedava bir saatte bir dizi seyredecek kadar aptal değil Yahudi Mason. Lions kulübü aptal değildir. Niçin seyrettiriyor? Şimdi biz tamamen her şeyimizde o olduk. O kahraman, filmin kahramanı. Dolayısıyla kahraman muvaffak oluyor tabii. Muvaffak olurken işlenen malzemeleri beynimize aktarılıyor. McDonald's'a gidiyor. Ha demek ki böyle kahraman, şu haksızlığa karşı çıkan, zorlukları yenen, en sonunda baş olabilen insan olman için bunun yaptığını yapman lazım. Bunun yediğini yemen lazım, giydiğini giymen lazım. Yoksa olamazsın. Şuur altına indiriliyor. McDonald's'a gidiliyor. Yağ tamamen batırılan o ekmekler, lop lop vücutlarımız ortaya çıkıyor. Yani obezit. McDonald's'a gitmeniz lazım. Çünkü başroldeki gitmiş. Artık şuurumuz ondan kurtulamaz. O saati kullanman lazım. Onun hangi marka kullandığı. Çünkü bir hadiseye tam gidiyor, saatine bakıyor o anda. Saatine bakınca kamera hep bütün saattedir ve tamam saattedir. O anda bir Marlboro yakıyor. O anda bir Coca-Cola içiyor. O anda böyle bir zalimlik yapıyor, gayrimeşru bir şey yapıyor. Sen de yapman lazım. Biliyor ve biz olmaktan çıkıyoruz. Artık biz değiliz. Libasen, leş olarak, ceset olarak duruyoruz. Artık ruh başka ruh. Akıl başka akıl. His başka his. Acayipleşmiş ortaya çıkıyoruz. Ve hep kaçmışız ben olmaktan. Hep başkası olmayı özenmişim. Çünkü kendimden utanmışım. Çünkü o seyrettiklerim değilim. Biz olmaktan korkuyoruz. Toplumun olmamızı istediğini ortaya çalışıyoruz, olmaya çalışıyoruz. Toplumun olmamızı istediğini olmaya çalışıyoruz. Toplum ne olmak istiyor? Mesela oradan çıkartmıştım. Toplum ne zaman maddeye ihtimam eder, paraya çok değer verirse hırsızlık çoğalır. Toplum ilk çıkan Ericsson telefonun çalma oranı olur mu şimdi? Hani var ya böyle arabanın şeyi gibi, aküsü gibi şeyi vardı. Öyle bir şey. Ericsson. Veya konuşma yoktu, ses yazı yazardı, bellek koyarlardı. Bir alet unuttum. Neydi? Çağrı. Çağrı cihazı da bir şey diyorlardı ona. Yani hiç ki yapmaz. Şimdi toplum buna mı çok ihtimam ediyor? Buna mı? Buna. Bunu çalıyor. Toplum dolayısıyla maddeye ihtimam edince ona sahiplenme iştahası artar herkeste. Elin, hırsızın elin kesilmesi dersinde işlemiştim. Toplum bir şeyi öne çıkarmışsa, onu putlaştırmışsa, onu ilahlaştırmışsa insanların iştahı ona celp olur. Ben de olayım. Ona sahiplenmek için başka yol yoktur hırsızlıkta. Çünkü bir şey çok el uzanmıştır. O zaman toplum bir nazarında nasıl bir insan isteniyor? Toplumun nasıl istediği toplumun işi değildir. Televizyondaki diziler işler bunu. Toplumun şu anda bütün Türkiye'yi, bütün Türkiye'nin nasıl bir insan olmasını istediğini Türkiye belirleyemez. Belirleme lüksü yoktur artık. Onu diziler işler. Dizilere göre. Ha, o zaman insan artık o toplumun dayatmasından çıkamıyor. Toplumun istediği bir model olmak ihtiyaç ve zaruret haline geldi bende. Bu sefer kendi öz benliğim buna hiç yakışmıyor ve ondan utanıyorum. Hatta kendi kokumdan bile rahatsız olduğumdan parfüm kullanıyorum. Kendi öz kokumu, terimi demiyorum, kendi öz kokumu bile beğenmiyor. Parfüm,
öz kokusundan utanan, özünden utanan insanların sürmesi gerektiğini inanan tipler yapıyor. Gerçi bunun çıkış sebebi o değildir. Tuvalet, taharetlenme olmayan Fransa'da daha kral sarayları yıkılmamış duruyor. Tuvaletleri yeni ek yapıldığı gözüküyor. Yani binaların yapısında tuvalet yoktur. Affedersiniz, kral 3. Louis beze tuvaletini, kakasını yapar, katından, sarayından dışarı atardı. Fransa saraylarında kesinlikle söylüyorum, gezmişim arkadaşlar, Fransa'yı gezmişim. Saraylar müzaline gelenler var. Bunu bilen olarak oraları, tuvaleti, evet var. Var ya, ayrı bir birim yapmışlar içeride, bir salonu pevece veya ona uygun bir taş görünümünü vererek sonradan yapılmış, yani inşa edilmiş tuvalet. Dolayısıyla ikide bir elleri arkadaydı çünkü abdest taharetlenmeyince vesaire oluyor. Üzerleri kokuyor, yıkanma yok. Bu sebeple bu pis kokuyu bastırmak için böyle bir koku sektörü çıktı. Parfümün tarihi budur. Daha vallahi ben size yalan söylüyorsam Allah beni kahretsin. Bu arada Almanya'da 60 kuşakları, 50 kuşakları, 50 kuşakları Almanya'da yaşayanlar var. Sağ. Hocam dedi, biz buraya geldiği zaman Almanya'da banyo ve tuvalet yoktu. Ne yaparlardı? Koca bir haymayım ne diyorlar? Ondan sonra yani toplu oturulan bir binada. En bu durumda herkes leğenini gider, orada yıkanır. Tuvalet orada bir yerdedir, herkes koca binada sıraya girer. Rusya'da ise mutfakla tuvalet iç içedir. Tuvalet orada bir deliktir, gelir herkesin içine mutfağın. Orada bir kendine de tuvaletini yapar. Daha yeni ya, 90 küsürde Rusya dağılınca ortaya çıktı. Ben böyle bir tuvalet. Ben Gürcistan Üniversitesi'nde, Gürcistan'ın Batum Üniversitesi'nde girdim. O dağıldığı zaman, Türkiye'den geçtiğimiz zaman üniversitede kız erkek fark etmez, tuvalet tamamen orada açık, delik var. Belki de 20 tane delik var böyle. Kız erkek fark etmez oraya gelir, oturur, yapar. Yani bölüm ve kapı yoktu. Sonra gittiğim zaman yapılmış. Bu Turgut Özal döneminde yapılmış. İşte ne nereden çıktığını bilirsek ona karşı duruşumuz sağlam olur. Almanlar diyor bizden banyoyu öğrendi hocam diyor. Sulu yemeği öğrendi. Tamam. Sulu yemeği öğrendi. Bir dairede tuvalet yapmayı öğrenmiş. Bir de okuyorum. Toplumun olmamızı istediğini olmaya çalışıyoruz. Sen olmaktan korkma. Beceremeyince sanal karakterleri kuruyor. Baktı ki toplumu değiştiremiyoruz. Sanal bir karakterler kuruluyor ve onların içinde gizlenip duruyoruz. Hayal kuruyoruz. Kendimizden olmaktan korktuğumuz mesela sokaktaki yansıması. Sokakta yürüyen bir insan tek. Oturuyor. Ama bak, bu göğüs hastanesini geçerken karşısına çay bahçesi var, çay otanı. Trafik sıkıştı, duruyoruz. İster istemez araba durmuş. Çay bahçesinde oturanlar var. Elinde önünde çay, sigara, çay bahçesi açık. Artık elini yakacak, şöyle. Hey, araba durmuş, orada hiç şey yok. Ve yüz karakterlerinden, hareketlerinden nerede olduğunu neredeyse tahmin edersin. Gerginse bir kavgadadır. Şeyse böyle bir hoşlandığı bir ortamdadır. İkide bir yüzler hareket ediyorsa konuşuyordur orada. Hayal. Yani çünkü niye? Kendin olmayı beceremeyince sanal karakterlere bürünüyoruz. İç kendimiz onun arkasında gizleniyoruz. Hep sahip olmaya odaklanırsan kendi öz benliğini
unutturmaya eğimli olursun. Bir daha söylüyorum. Hep olmaya, böyle olsam, bende olsa, benim olsa. Bu en büyük zararı ben olmayı unutturur, ben olmaktan utandırır ve var olanlardan utanırız ve doyumsuzlaşırız. Var nimetlerden doyumsuzluklaştırır, doyumsuzlaştırır insanı. Var olan bir elini fark etmez. Var olan bir gözünü bilmez. Aç değil, açıkta değil, sakat çocuğu yoktur ama mutlu değildir. At, avrat, aş, iş, her şey vardır ama mutlu değildir. Olmamalarının sebebi biz olmaktan utandığımızdan ve başka kimliklere ve kişiliklerin arkasına gizlenme ihtiyacından doğan ruhsal bir çöküntüdür bu. Ve bunların fiili, toplumsal görüntüleri de hastanelerde ilaçlarla bloke edilen beyinler. Kendi öz güvenini çökerttirilen ilaçlar, özbenliğini yıkılmış. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'la insanları yeniden inşa ediyor. Hakikaten bir metottur. Yani dün akşam hiç yatamadım yani bunu. Bediüzzaman yıkılan kişilikleri ve kimlikleri Risale-i Nur'la yeni insan modelini inşa ediyor. Osmanlı inşası, sahabe ruhu, bedensel Osmanlı ruhu sahabe. Ama taklitçi ruh değil, hakikatçi bir ruh. Ona gireceğim şimdi. Ne yapıyor? Yani yeni bir nesil inşa ediyor. Bundan tabii hoşlanmayan, bunun tesirini kırmak isteyenler her çeşit tuzakları, hileleri tevessül ettiler ve ettiriyorlar. Tesirini kırmak için yapılıyor. Çünkü Risale-i Nur'u okuyan her bir nur talebesi, buna inanarak söylüyorum, şu elimi Risale'nin üzerine elimi koyarak Allah'a yemin ediyorum. Bir küçük sözler bile okusalar zındıka komitesi onu aldatamaz. Aldatır, geçici olur, daimi değildir. Bugün aldanmış insanlar var ya, bir hizmet adına bir tane küçük sözler okusalardı orada olmayacaklardı. Okuyanlar kurtuluyor. Çünkü bir kitap ban olmasına sebeptir. Şimdi yeni bir inşa nasıl kuruluyor? Enfusi alem, enfusi yapıyı uyandırıyor. Hasan abi, Barlı Laikası'nda o manada bir şey vardı da abi. Risale-i Nur insana insanlığını geri kazandırıyor. Evet, Allah Allah. Yani hatırlayamadım şimdi. İnsanlara insanlığını hatırlatıyor. Geri kazandırıyor. Geri kazandırıyor. Enfusi alem bana öğretilenlerin ötesindeydi. İtiraz ediyorlar. Nereden çıktı diyenler de var. Böyle de. Enfusi alem, Ustad Bediüzzaman Hazretleri çok yerde vurguluyor. Herkesin bilebildiği bir yeri söyleyeyim. Mesnevi Nuriye 147'de anlatıyor. 29. sözde afaki ve enfusi deliller diye enfus dem anlatıyor. Enfus ne demektir? Bana öğretilenlerin ötesindeymiş. Bana din diye öğretilenler var. Din diye öğretilenlerin arkasındaymış. Din diye ben böyle bir şablon öğrendim. Para toplamak, Ramazan'da oruç tutmak, namaz kılmak, kötü olmamak, Ramazan'da namaz kılmak, kimsenin namusuna şeyine bakmamak vesaire. Yani içi boşaltılmış bir beden. Enfusi ve dima akli bir yapıdan, ruhsal bir özellikten ve ucu bucağı olmayan enfusi bir tefekkürden mahrum bir akılmış.
Yani enfusi alem ne demek? Bana öğretilenlerin ötesindeydi meğer bu. Oradaki şeyler buraya ait olmadıklarından burada tanımlanamazlardı. Bir de okuyorum, yavaş okuyacağım. Benim konuşma stilime zıt bu, dura dura okumak. Üç tip insan vardı, dokunsallar, işitseller, görseller. Görseller, manalar şekillendiği için aleminde, çabuk çabuk şekillendiği için çabuk çabuk konuşurlar. Çünkü onlar için artık olay düzdür, anlaşılmıştır. Dokunsallar dokuna dokuna anlatırlar. İşitseller misal istemezler. Hatta bu dersi bile hoşlanmazlar. Onlar düz oku, nini gibi gelir gider. Veya enfus. Şimdi, bir de okuyorum. Enfusi alem, niçin zor yani bunda konuşmak, uğraşmak? Bana öğretilenlerin ötesindeydi. Hani din adına bana öğretilenlerin daha ötesinde bir şeydi bu. Oradaki şeyler buraya ait olmadıklarından enfusle, enfus denilen o alemin, alemi gayb enfusi değildir. Alemi gayb bilinmezler diyarı değil. 110 sözlerde diyor ki, alemi gayb yani mazi ve müstakbel, hatırladınız. Mazi ve müstakbelin adı alemi gayb. Oysa mazi bizim için malumdur. Gayb midir? Ha, risalede var. İman gaybadır. Bizim gibi. Ama iman öyle bir seviyesi var ki şuhuttur. Onu avamın iman ettiğini onlar gözüyle müşahede eder diyor. İsa Mektubat'ta. Gözüyle müşahede eder. Mesela biz alemlere iman ederiz. Mektubat'ta gene başka der ki 18 bin alemi bu alemi içinde gördüm diyor. Mektubat'ımı getirir misin Murat? Zamanımız olursa orayı göstereceğim size. Bir daha söylüyorum. Niçin enfus iştek bir yol değil? Çünkü oraya ait yani orada olanlar buraya ait olmadıklarından burada tanımlanamazlardı. Kalıpları yok. Mekanları yok. Adeta beni oluşturan dayatmacılar olgularından, kurallarından sıyrılmak gibi idi ki kendimi rahat hissediyordum. Değdi be abi diyeceksin. Vücut mertebeleri muhteliftir. Ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. 248. 409'da birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Anladım, idrak ettim demiyor. Bak Allah aşkına bir yer okuyacağım. Çok ilginizi çekecek ve Murad'ım hakkını yaral et. Bak şimdi 137 diyeceksin ki değdi yani abi. Ve 137 geldi. Evet aradığım yer değil ama burası değil. Havas'ın gördüğü alemi, avamın iman ettiğini Havas görüyor diye. Ama burayı bir okuyayım belki burada. Vücut nevinde tezahüm yoktur. Yani pek çok alemler, haller vücut sahasında içtima eder, birleşir. Bir yerde vardı. Avamın diyor, iman ettiğini havas şahididir diyor. Bu avam diye yazarsanız bir şeyde, orada bulursanız... onu şey yapabiliriz, sonra da gösterebilirim. O da çok ilginç bir yer. Avamın iman ettiğini, iman ettiği şeyleri. Mesela
Murat bir daha gideceksin. Diyeyim abi, sıkıntı. Tamam. On defa daha giderim abi. Sözler, şualar, lemalar. Ben gene okuyayım burayı. Aferin. Ben de böyle bir de şey var. Hakikatin inatı var. Bulmam lazım diye. Peki ben buradan devam edeyim. Adeta beni oluşturan dayatmacılar var ya, olgularından, kurallarından sıyrılmak gibi idi ki kendimi rahat hissediyordum. Beni oluşturan olgularım var ya, ben olan ben. O dayatmalardan, insanların olgularından, Allah Allah, tamam. Kurallarından sıyrılma nispetinde insan kendisini rahat hisseder. Tamam abi. Şimdi o cümleyi görmezsem rahat edemeyeceğim. Çünkü ben mehazı çok severim. ...223'teymiş. İnşallah odur. 223 zannediyorum orasıdır. İyi ezberleyin burayı. Evet. Dinliyor musunuz? Burası. Evet. Mesnevi 223. İnce Mesnevi. Ehl-i şuhub dediğimizden maksat Evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Anladınız mı? Bir de okuyorum. Zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Lemalar 355'te ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, insan iman meselelerinde tefekkür ede ede öyle bir hale gelir ki, insan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir. Şuhud. Hakaik imaniye sayar mısınız? Allah'a iman. Meleklere. Bunlar şuhud oluyor. Burada şey yapıyorum, yani ben konuma devam ediyorum. Adeta ben oluşturan dayatmacılar, olgulardan, kurallarından sıyrılmak gibiydi ki kendimi rahat hissediyordum. O zaman rahat hissedersiniz. Toplumsal olgulardan, dayatmalardan, kurallardan ne kadar kendini sıyırırsan, o kadar sen olacaksın ve seninle tanışacaksın ve rahat hissedeceksin kendini. Sanki ben başka bir bene inkılap etmiştim. Bu bana hem cesaret hem de korku veriyordu. Acaba ben başkası olamaz mıyım? Hep korkularını yaşatmaya vesile oluyor. Çünkü hep toplumsal veya dizilerin olguları, aktörleri, kuralları ve istenilen tipler olmak özentisinden, olamayış endişesinden korkular çıkıyor. Ya olamazsam? Öyle olamazsam ben? Çünkü toplumun beni oluşturdukları palangaları, şablonları aşmıştım artık enfusi tefekkürle. Aşmanın yolu. Yani dert imal etmek dersi hiç sevmem ben. Kürsülerden hiç sevmem. Cemaat şöyle tamam çare. Çareden okuyor. İşte o korkular aşmak, toplumsal dayatmalardan kurtulmak için enfusi tefekkürle yapılandırırsan o zaman toplumun beni oluşturdukları palangaları, elime vurdukları tiryakilikleri, yapmam gereken gibi, zorunluymuş gibi, efendim, o aktörü seyrederken yediğini yemem lazım, bindiği arabaya binmem lazım, baktığı saate bakmam lazım, giydiği elbiseyi giymem lazım,
beraber olduğu kadın, öyle bir kadının olması lazım ki kendimi mutlu hissedeyim ve kahraman olayım. Hep bu o olma özentisi kendimi unutturdu, kendime yabancı bıraktı. Kendimi unutmuş oldum. O zaman içeride kimse kalmadı. Ben olan beni karşıya vermişim. İçeride bakıyorlar, hiç kimse yok. Saraya giriyor, saraydaki herkes kapının dışında. İçeride kimse kalmamış. Ama enfusi tefekkür bana şu cesareti veriyor. Bana hem cesaret veriyor, hem palangaları ve toplumun bana vurduğu tiryakilikleri olmazsa olmaz, yapmam lazım. Ayıptır ya, onlar da var, bizde yok. Dayatmalarından kurtarmış ve şablonlarından aşmıştım. Tefekkürle, enfüsü tefekkürle. Elbette ki toplum bana cezayı verecekti. Peki toplum, ben tefekkür ettim, beni ben oluşturdum, beni ben yaşıyorum, ben bende yaşıyorum, ben buyum. Haykırırcasına topluma çıktım, sözlerimle, giysimle, tesettürümle, takkemle, şalvarımla, ben benim, olgun budur. Topluma bunu haykırırsam toplum bana elbette ki cesaret, ceza kesecektir, fatura kesecekti. Ne faturası şu oldu, ya deli, ya şizofreni, ya şov yapıyor, yağlar. Uçuyor, kaçıyor. Bunlar fatura toplumun, yani kendini kaybetmiş, başka kimliklere özenen, kendi özbenliğini yitirmiş insanların sana kestiği fatura. Artık yanımda kimseler yoktu. Bilgilerim de geri kalmıştı. Artık benim yanımda toplumun dayatıcıları yoktu. Toplumun bana yüklediği bilgiler de geri kalmıştı. Beni oraya taşıyan roket gibi olmuştu. Yani enfusi tefekkür sanki bir roket gibi. Beni hızla ileriye götürdü. Beni buradan koparıp götürdü. Roket gibi. Dışarıya alev atarak. Kendimi inşa etme hürriyeti gibi. Bir roket gibi heyecanlı gidiyordum. Çünkü enfus heyecan verir. Enfusi tefekkür, içsel yapılandırma, diş baskılardan kurtulmanın adıydı. Tefekkür. Senelerce aradığımı orada, orada, burada artık kendimde bulmuştum. Orada, burada değil. Senelerce aradığım huzuru, senelerce aradığım kimliğimi, kişiliğimi, olgularımı orada, burada değil. Orada bulmuştum. Sanki rüş çağına yeni girmiş gibi kendimi hissediyordum. İki türlü bulu çağı var. Sini bulu var, çocuk yapabilme yaşı. Sini rüş çağı. İn toplum sini bulu çağıdır, çocuk yapabilme yaşı var. Ama rüştüne eren insan azdır. Sanki tefekkürle ben sini rüş çağına girmiş gibi kendimi çok rahat hissediyordum. Bazı sınırları da aştığım zannı gibiden yalnızlığa bana fatura ödetecekti toplum. Yani toplum faturası devam ediyor. Böyle bir kimliğe, kişiliğe şey yaptı mı? Toplumun şöyle bir psikolojisi dayatması var. Yalnızlaşacaksın, yalnız kaldın. Bak kimseye benziyor musun? Kimse sana benziyor mu? Herkes sana gülüyor. Utanmayacak mısın? Millete ne diyeceğiz? Babama ne diyeceğim? Bir akrabamıza ne diyeceğiz? Gibi faturaları habire yazmaya devam ediyordu. Ödetti de, ödedim, yani itildim, kalkıldım, tenkit gördüm, azarlandım, bediüzzaman ifadesiyle işkencelere maruz kaldı,
28 sene işkence gördü. 28 defa zehirlendi. Ve görmediği hakaret, ceza kalmadı. Belki de bu kendi özbenliğini satın almanın fiyatıydı. Kendine kavuşmanın bedeliydi. Belki de kendi şehrine gitmenin yol açılışıydı. Belki de bedeli almıştım, hakiki hürriyetime kavuşmuştum. Çünkü bedelsiz bu dünyada bir şey verilmediğini öğrendim. Bazen benim olduğum yerde çok yalnız kaldım. Şimdi kendime dönüp oradayken yazdıklarımı size şey yapayım. Tamam, Enfüs'te bir yerlere vardım. Oraya vardığım zaman bazen benim olduğum yerde çok yalnız kaldım. Bildiğim ve tanıdığım ve bildiğim şeyler orada yoktu. Artık bildiğim kişiler, tanıdıklarım, bildiklerim, bilgilerim orada olmadığını gördüm. Ürkeklik geldi ama kendisini huzura bıraktı. Ve anladım ki hayatıma hükmedenin hayatıma kurallar koyması beni özüme doğru özgürleştirmek olduğunu anladım. Bir daha okuyayım. Özgürlük neymiş? Anladım ki oradayken hayatıma hükmedenin Allah'ın hayatıma kurallar koyması yapma, yap, de, deme, git, gitme. Hayatımı yaratıp hayatıma hükmedenin hayatıma kuralları koyması beni özüme doğru özgürleştirmek olduğunu orada anladım. Tıpkı içinden ağacı çıkartmak için ağacı özgürleştirmek için üzerine toprak, su, hava, güneşle örtülen çekirdek gibi. Örtüyoruz çıksın diye. Kurala sokuyoruz bahar. Çiftçilik kuralları var. Ne zaman, nerede, nasıl ekileceğini. Bu kurallar çekirdeğin içindeki ağacı özgürleştirmek için olduğu anlaşılıyor. Örtmek, yok etmek için değil, içindeki gizliyi çıkartmak içindi. Hiçbir şey yoktur ki hiçbir çekirdek kuralsız içini dışarıya ifade etsin. Bütün çekirdek, bütün varoluşlar, hakiki varoluşlar içini dışarıya çıkartmak için dışını bazı kurallar malzemesiyle örtmek lazım. Hanımları ruhunu bedeninden çıkartmak için tesettüre, erkeklerin ruhunu bedeninden çıkartmak için takva libasına bürünmeleri gibi. Çekirdeğin içinde ağacı çıkartmak için toprağın altına girmeleri gibi. Odunun içini özgürleştirmek için ateşe atılmaları gibi. Kurallar beni köleliklerden, Allah'ın kuralları beni köleliklerden, acabalıklardan kurtarmak için şarttı. Kuralları koyan kazanır. Kuralsız yaşayan her zaman kaybeder ve kaybetmeye mahkumdur. Bir daha okuyayım. Kuralları koyan kazanır. Kuralsız yaşayan her zaman kaybeder ve kaybetmeye mahkumdur. Evet, bu kadar yeter mi? Ne kadar da hakkınız oldu? Bir paragraf da okuyayım. 50 dakika oldu da. 50 dakika. 10 dakikada bir şey okuyayım. Bu konunun bir parçası bitti. Bu hazmedilsin diye burada duralım. Şimdi başka. Geleceğinden şimdiki zamanına bak. Başlıklı bir yazım okuyor. Geleceğinden
istikbalinden şimdiki zamana bakmak neyi değiştiriyor? Hep biz şeye alışmışız. Durduğumuz yerden ileriye ve geriye bakmaya alıştık. Bir de kuralı çiğneyim dedim. Toplumun dayatmalarından bir çıkayım dedim. İleri geriden buraya bakayım dedim. İlk önce ileriden buraya bakacağım. Yani olmam gereken, olacağım şeyler var ya gelecekte. İnşallah. Oradan, daha olmamışlardan, oradan buraya. Şimdiki zamana bakış. Yön bu. Ona göre dinleyin. Geçmişimizdeki sıkıntılı ve zor olanı yaşarken ne kadar sıkılmışım, ne kadar sıkılmışızdır. Mesela epik herkesin bir hatırası, anısı var yani. Of. Öf. O geçmişinize baktığınız zaman sıkıntı anınızı hatırlar mısınız o zamanı? Bir mesela travma gibi olmuş bir kavgadır, bir trafik kazası, ne bileyim bir psikoloji, bir hastane şeyi, bir yoksulluk, yokluk yani. Hepimiz yaşamışızdır değil mi? Geçmişimizde. Bak şimdi. Fakat şimdi onları hatırladıkça hey gidi hey, hey gidi günler hey deyip mutlu ve onlardan haz alıyoruz. Hani bir zaman sıkıntının, elemin, kederin, tasanın kaynağı ve zemini iken, şimdi ise geçmişimizin o hey gidi hey, hey gidi günler hey, o acı ve elemli günleri düşündükçe senelerce, asırlarca, belki de sonsuz bir hayatta o kısa bir sene, iki sene, bir ay, iki hafta gibi sıkıntı bize adeta sonsuzluk alemine lezzetler serpmesine vesile ve çekirdek olmuş. Belki bir hafta çektik orayı, belki bir gün çekmişim, belki bir sene olmuş o çektiğin sıkıntı, ama artık oradan çıktıktan sonra, geleceği taşındıktan sonra, gelecekten arkaya bakınca hepimizde geçer yani askerlik hatırası, ama kahrolası, lanet olası dediğimiz askerlik dediğimiz yaşarken, ama hey gidi hey, bir de lanet olsun ben bu şehre gelirsem diyenleri duyuyordum. Ama o asker arkadaşlarımız, ya Allah Allah, nöbet tuttuğumuz telergülerine kadar içeriye bizi soktu. Mesela gittik, nöbet tuttuğumuz, devriye yaptığımız, araba tamir ettiğim yerlere ve üzerinde dili olsa konuşacak, yaslanıp da kitap okuduğumuz ağaçlar, altında yatıp dinlendiğimiz gölgelikli ağaçlar, altına, arabanın altına yattığımız yerler, böyle dolaştıkça lezzet gözyaşına inkılap ediyor. Gözyaşına inkılap etmiş lezzetlere gark oluyor insan. Allah Allah. Hani bir zamanın elem zemini sonsuzluğun, lezzetin sebebi olmuş. İşte gelecekten geçmişine bakmak, şimdiki zamanından geçmişine bakmak nasıl böyleyse, şimdiki sıkıntına çık, geleceğe geç, şu andaki sıkıntın geleceğin mutluluğun çekirdeği olduğunu göreceksin. Geçmişimizdeki mutsuz anların şimdi ise mutluluğuna vesile ve malzeme oluyor. O zaman şimdiki sıkıldığın şeyden gelecekte mutluluk duyacaksın. Hem de her hatırladıkça sonsuz bir zemin olacak. Kısa bir zaman mutsuz olurken aynı şeyle her hatırladıkça ve uzun uzun zamanlarda mutluluğun oluyorsa, olacaksa, o zaman mutsuz anlarına gelecekten bak, ne kadar iyi şeyler, mutluluğun malzemeleri olduğunu anlarsın. Şu anda yaşadığın mutsuzluğun kanserdir, veremdir, ne bileyim bir para yoksulluğudur, boşanmadır, bir travmadır.
bu geleceği madem geleceğin mutluluğun sebebi ve çekirdeği oluyorsa, şimdiki haline üzülüyorum ama gelecekte sonsuz güleceğimin çekirdeğini ve olgularını, malzemelerini inşa ediyorum. Yazılımlarını bilgisayar lisanıyla yazılımlarını yazıyorum. De ve demekte de haklısın. Elem dediğin şey mutluluğun ta kendisidir. Çünkü Üstad Bediüzzaman, müsibetin tenevvüğü bana müsikinin tenevvüğü gibi geliyordu. Gene Bediüzzaman, dertler bana derman imiş. Sırrı Üstad'ın acaba ruhen hissettiği şey herhalde bu kadar değil ama herhalde bu yöntemle bulunan bir şey galiba. Yani hazır zamana bu dünya için bakarsan bu dünyayı çözemezsin. Şimdiki zamanı şimdiki zamanla izah edemezsin. Şimdiki zamanın kanatlarını açıp mazi ve müstakbelle bakarsan şimdiki zamanın hakikaten geçmiş ve geleceğin malzemesi olduğunu göreceksin. Zaten bakış yöntemi olayı değiştiriyor. Mesela geçmiş zaman dedik, yaşadık. Aslında geçmiş dediğim şey önümüze atılan şeylerdir. Hani var ya dinimiz der, yaptıklarınızı göreceksiniz. Öyle değil mi? Yaptıklarınızı göreceksiniz. Nerede göreceğiz? Haşir meydanında. Hesap gününde göreceğiz yaptıklarımızı, söylediklerimizi. Peki haşir meydanı şimdiki zamanın neresindedir? İlerisindedir. Daha öleceğiz. Kıyamet kopacak. Kabirden geçeceğiz. Haşirde toplanacağız ikinci surda. Ve orada göreceğiz. Ve bu süreç bizim gelecek serüvenimiz. Ama diyor ki yaptıklarınızı göreceksiniz. O zaman yaptığımız geleceğe aktarılandır. Desene, geleceğim aynı zamanda geçmişimdir. Dünyada böyle değil mi? Dünyada böyle değil mi? Kısa bir sürelik dünya hayatı sonsuzluğun çekirdeğini oluşturuyor. Dünyada böyle. Yani kendi hayatım böyle olduğu gibi, dünya duru, alemi şehadet, şu yuvarlak, burası, yani yön yok ama anlamak için, eze ve ebedi, ayrışma virajıdır. Veya o altı yol var ya, altı yol. Aynı o altı yolu olan yuvarlak var ya, orası dünya. Ona bir şey diyorlar böyle ayrılma yerlerine. Hatırladınız mı? Ne diyorlar o yollara ayrılma? Böyle altı yol düşünün. Bir sürü yollar ayrılıyor. İşte o yuvarlak olan, ışıklardaki o yuvarlak olan dünyadır. Ha? Tercih ediyoruz. Sokaklı, caddeli. Kavşak. Evet, kavşak. Dünya kavşaktır. Sonsuzluk hayatına kavşaktır. O zaman zaman ve mekandan çık, geleceğinden de bugüne bak. O zaman şimdiki zamandan ve mekandan çık. Nasıl ki şimdiki zamandan geleceğine ve geçmişine baktığın gibi zaman ve mekandan çık. Kayıtlardan, tamam mı? Kayıtlardan çık. Mazi ve müstakbele zihnen fikren geç. Kalbin ve ruhun derece hayatını hissetmeye başlarsın. Mazi ve müstakbelden şu hali hazıra baktığın zaman hiçbir şeyin ama manası olmadığını, içinde din ve Allah olmadıkça hiçbir şeyin değeri olmadığını göreceksiniz. Dünya tamamen bomboş. Yani o şeydeki trafikteki o yuvarlak vardı ya kavşak, o içi bomboştur. Hiçbir şey ev olmaz orada. Ev yapılmıyor, top oynanmıyor. Meğer o yuvarlak diğer yolları oluşturmak içindir. Varken yoktur. Kavşakları oluşturmak için kullanılıyor. Dünyada öyledir. Yani orada hiçbir şey yoktur.
Ama hiçbir şeyi, her şeyin kavşağı olmuş. Orada oluşturuluyor. Hakikaten hayatın içerisinde eğer imanı bil ahiret yoksa ve Allah yoksa, içerisine koyamıyorsak, hayatın içerisine bütün kainatın zerratı demiyorum, bütün kainatın zerratının sıfatı dedince Allah'a yemin ederim ki hiçbir şeyin manası yoktur. Hiçbir değeri yok. Bu Allah razı olsun, bizim dershanenin, dershaneye bakan, dershane doktoru var bizim kardeşim. O beni canlı ve hakiki, canlı derken ölmüş adam, morgdan çıkartılan cesetlerin sergisine götürdü. Şöyle kesilmiş, şöyle kesilmiş, şöyle kesilmiş, canlı falan, işkembe, her şey mesela böyle. O sergiye gittim. Cesetleri duruyor, kendileri yok. Benim dolapta gömleğim durup ben olmadığım gibi. Yani o sergiye hem gittim, hem güzel oldu, hem pişman oldu. Dünya iyice bomboş oldu. Zaten boştu, şimdi bomboş oldu. O kadar acayip tiksindim ki, yani bana anlatıyor, mesela likit mi dediler, bir kimyasal orada sergideki ehilleri de anlatıyor. Kemik mi almak istiyorlar bu vücuttan? Bir asite koyuyorlar, sinir, et eriyor, kemik kalıyor. Cesedi koyuyorlar. Sinir mi almak istiyorlar? Bir asit suya koyuyorlar, kemik, et eriyor, sinirler kalıyor. Damarları mı almak istiyorlar? Öyle bir kimyaya koyuyorlar ki damar sağlam kalıyor, her şey eriyor asitte. Böyle bir vücut sergisi. Çoğusu Çinli, Allah bilir ne hangi mazlum insan. Cesedi morgdan. Böyle kesilmiş, ince ince böyle. Böyle kesilmiş. Ondan sonra... İnsanlar acaba neler hissediyordu? Yok. Ve en ufak bir şey, bağlantılardan bahsediyor doktor ya, bana bağlantılar. Hocam diyor, her bir şu kemiğin tümseyi, çukuru, çıkışık, yarığı, bilmem nesi, ismi var. Onun için bir de ders söyledi, oradan geçmek çok zordur. Yani isimlendirilme dersi varmış. Unuttum adını. Anatomi galiba. Anatomiden geçmek zordur. Hatırladım herhalde o. Geçmek zordur dedi. Bu teller var ya, sinir böyle. Şuradan böyle telleri gösteriyor. Kas değil. Niye anlatıyorum, tavsif ediyorum? Hakikaten bomboş bir dünya. Boş ceset. Dedim ki orada bize tarif eden tarifçiye, bu insan gülüp eğlenmiyor muydu? Evet dedi. Nerede o dedim. Bu mudur? Değildir dedi. Bu kim o zaman? Bilmiyorum dedi. Peki bunun ruhu var mıydı? Biz inancımıza göre vardı diyor. Peki bu cesedi, cesedin ruhu neresindedir dedi. Neresindeydi? Baktığın zaman ruh falan yok. İçini yaradı. Bak ruh yok. Bilmiyorum dedi. Kalemi çıkarttım. Bu kalemi görüyor musun? Bu kalem... Kalemdir ama nice manalar yazacak. O ceset buydu. Ceset budur. Bu kalemi gezdiren, ben diyor, dünya bir sayfa diyor üstad. Hayatım bir kalem. Aha işte. Bu ceset kalem. Kafa, mürekkebin attığı yer. Ayaktan mürekkep konu. Bu kalemi hareketlendirip dünya sayfasında hayatımı yazan ruhtur. Peki dedi, hoca olduğunu anlaşılıyor dedi. Ruh nerede bu cesedin? Bize tarif edene tarif ediyorum. Bunu odun kabul et şimdi dedim. Odun. Odunun neresinde duman var? Hiç düşünmedim dedi. Bak odunun her yerinde duman var. Peki odunun neresinde nur var? İki zıt. Odunu yaktığımız zaman duman göz gözü görmez, kapatır burayı. Ama çıkan nurdan da her taraf aydınlanır. Odunun neresinde duman varsa orasında nur var. İki zıt aynı yerde. İşte odun içi demeyeceğim,
Çünkü bardağın içinde su var deyince bardak ayrı, su ayrı yapı. Odunun içine dersem odunun içi dışı ayrı olur. Hayır. İki zıt dumanla nurun kendisini burada böyle ifade ediyor. Odun. Odundan kasıt bedendir. Dumandan kasıt nefistir. Nurdan kasıt ruhtur. Hemen gitti arkadaşlarını çağırdı. Bir daha tekrar et dedi. Belki de günlerce, haftalarca sergide tarifçi. O benim kardeşim, Müslüman kardeşlerim. Fakat bir de baktı, anlattığı cesede bir daha bakıyor. Yani, evet yani bu cesedin neresinde ruh var görmek istersen, bu odunun neresinde nur varsa, bu cesedin, bu cesette de ruh oradadır. Bu odunun neresinde duman varsa, bu cesedin orasında nefis oradadır. Daha geri gelmez mi hocam dedi. Odunu yaktın, Florya'dan çıktı. Yaktık, İstanbul'da yaktık. Daha dedim entropi kanununa göre duman ve nur nerededir? Artık İstanbul'da dur da diyemem dedi. Artık atmasın her tarafını. Geri getirip odun yapabilir misin? Dumanı ve nuru geri getirip tekrar presleyip odun yapabilir misin? Olmaz dedi. Ha, bu adamın ruhu da böyle geri gelemez. Peki böyle bir sergide kalmak ister miydi acaba bunun ruhu? Bilmem dedi. Çok iyi bilirsin cevabını ama bilmem niye dedin dedim kardeşim. Nasıl bileyim dediğini. Peki sana soruyorum. Sen böyle olmak ister miydin? Ha tabii ya ben istemez. Ha bu da istemezmiş zaten. Çünkü aynı his. Kıyası bir nefs var. Aldatılmadıkça, kandırılmadıkça, zorba olmadıkça olmaz. Dünya bu kadar. İçi boş. İçinde nuru alınmış. Dumanı sıyrılmış, leş bırakılmış. Bırak hiç. İran elbisesini değiştiriyor ya senede iki defa. Altı ayda bir. Böyle bizim memleketler bilir. İran'ı bilenler bilir. Oradan korkmazlar böyle. Ya bir ot çim tarlasında veya çay tarlasında İran'ın elbisesini görürüz. Çıkmış içinden gitmiş. Sıyrılmış. Kartal da öyle. Kırılan, kopan. Tırnaklarını yeniden inşa. Yeni. Dünya oraya gittiğim zaman boştu ama bütün bomboş olarak çok tuhafıma gitti ve işte ondan sonra bunları yazdım zannediyorum. Çok etkilendim. Buymuş yani. Bedeni tatmin etmek, memnun etmek bunlar sevgi işte. Sergileniyor. Peki. Vâhirdevâhum enelhamdülillâ rabbil âlemin. الفاتحة مع السلامات